الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bazı adab ve ahlak kaideleri, ahlak İslamiye kaideleri hakkında bir tespittir. Bu zamanımız cemiyet bozuk, insanları tesir altına alıyor. Onun için biz Kur'an'a bağlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın terbiyesiyle ortaya koyduğu ve insanı insan eden ahlak kaideleri, adab düsturları cemiyet içerisine çevirmiş onları. Bidat deniliyor. O bakımdan o cihette biraz tahcidat yapmak gerekiyor. Yani gene de insanlar düzelemiyor kolay kolay da. Gerek şahsi hayatta, gerekse içtimai münasebetlerde Allah'ın bildirdiği terbiye kaideleri beşeri münasebetlerde bildirdiği terbiye kaideleri beşeriyetin beşeri anlayışıyla ortaya konulan adetler ve kaideler din noktayı nazarında değeri yoktur. Ve takdir edilmemelidir. Şimdi malum yani her zaman herkes bilir. Dünya hayatına gelen insanın bütün hayatı canlı ve ebedi filmler şeklinde tespit ediliyor. Bunu bugünkü insan dünyasının çoğu unutuyor. Maddi bir alem, hareketler oluyor, geçiyor ve yok oluyor, bitiyor. Şekliyle bir gaflet düşünce şekli var. Bu düşüncenin varlığı hakikati öylece yani akıbetsiz olduğunu göstermez. Hakikat neyse gene devam ediyor. Hazreti Üstad lemalarda şöyle der. Nedir bu dediği şey? Cenab-ı Hakk'ın Resulüne bizler için verdiği, öğrettiği, gösterdiği ebedi aleme çok yakışır olan ahlak ve aslı ve adab kaideleridir. Bu filmleri çektirmek lazımken maalesef bidatlar dünyasının hayatına girerek ve şuursuz bir şekilde de taklit ederek bu filmleri çektiriyoruz. Ama bu filmler de çekiliyor yani aleyhte olarak. Ve ebedi alemde ebedi kalıyor. Bir de burası var işin. Günün insanı bunları düşünecek hali ve takatı yok. O için Usta Hazretleri bunu ciddi manada ele alıyor ve nazarımıza veriyor. Sünnet ise niye edeptir? Yani edep böyle oluyor. İnsanların Avrupa anlayışının, yaşayışının ortaya koyduğu edep kaideleri, ahlak kaideleri, yaşayış tarzları İslam'a uygun değil, ters düşüyor, bidatlar oluyor. Ama bunlar da filme çekiliyor. Hiçbir meselesi yoktur ki Sünnet-i Seniyye'nin altında bir nur, bir edep bulunmasa. O
O zaman bunlar ebedileştirilmesi gerekiyor. Çünkü tecelli-i esmadır bunlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demiş, ferman etmiş. Eddi beni Rabbi fe ahsani te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş. Tabi burada çok dikkate alınmalıdır. Hani Rabbim terbiye sıfatına sahip olan Allah, ahiretteki ebedi hayata çok çok yakışır olan terbiye kaidelerini ihsan etmiş Allah Resulullah ve bize, bizim için de örnek olarak göndermiş. Bu gibi cemiyetin tesiri altında haberimiz olmadan Avrupa hayatını taklit ediyoruz. Yani niçin geldik, ne biçim yaşıyoruz? Düşündürücü. İhsan etmiş, edeplendirmiş. Evet. Siyer-i Nebeviye'ye Resulullah'ın yaşayış tarzına dikkat eden, sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envaını, her çeşidini Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden, Peygamberimizin sünnet-i seniyesini terk eden, hatta burada diyebiliriz, aksine bidatları yaşayan, terk ediyor da hiçbir şey yapmıyor, yaşamıyor, hareketleri yok demek değil ki, donuk değil yani. Bir şeyler yapıyor, yaşıyor, yaşıyor şekil bakımından bir şeylerle. O zaman terk edip tersini esas alan, yaşayan edebi terk eder. Yani Allah'ın öğrettiği insanları kamil insan yapma hususunda şart olan edebi terk etmiş oluyor. Ne zaman? Resulullah'ın gösterdiği hayat şeklini, yaşayış tarzını terk eden, edebi terk ediyor. Niye? Başka edep tarzı yok. Var ama beşerin uydurduğu nefsine göre, hayatına göre, anlayışına göre, cemiyetin renklendirilmesiyle tesir altından kalarak alıştığı bir hayat anlayışıyla bir hayat sürdürüyor. Bunlar karşımıza çıkacak. Kur'an'ın ifadesiyle ahirette karşımıza çıkartılacak. Sen dünyaya niçin geldin ve ne biçim yaşadın, işte mukayesini gör denilecek. Onun için sünneti terk eden edebi terk etmiştir. Diyemez ki ben edebi terk etmedim mesela, ben Avrupa'nın medeni hayatındaki edebi takip ediyorum diye iddia edemez. Çünkü bir şeyi Allah gönderdiği zaman onun değeri ebediliğe layık oluyor. İnsanlar kendi anlayışlarıyla ve meyilleriyle ortaya koydukları bir şeylerse sadece bizim aleyhimize yani iş yapıyor. Edebi terk eder. Lemalar 53. Sünnet-i Seniyye'nin meratibi var. Yani kendi yapısı içinde mertebeleri var. Yani derece derecedir. Bir kısmı, Sünnet-i Seniyye'nin bir kısmı vaciptir. Yani terk edilmeyen farzlardandır. Terk edilmez. İmtihan dünyasında terk edilir de işte aleyhinde bir yol takip etmiş olacak. İmtihan dünyası böyle gerektiriyor.
O kısım vacip ya yani terk edilmesinin yolu açık olmayan o kısım şeriat-ı garrada İslamiyet'in gösterdiği parlak İslamiyet şeriatında tafsilatıyla beyan edilmiş. Vacip olan edep, farz olan edep, sünnet-i seniyye. Yani sünnet-i seniyyede farzlar da var, vacipler de var, sünnetler de var, adaplar da var. Böylece mertebelidir. Derece derece hepsi var ama Allah'ın öğrettiği tarzıyla var. Şimdi faraza bir çeşit mektepler var. O mektepler doğrudan doğru Allah'ın edebini telkin edip kişileri o edep hissiyatıyla olgunlaştırıyor, kemalat kazandırıyor. Diğerleri ise beşeri dünyanın renk renk, ayrı ayrı, çeşit çeşit olan şekillerdir. Bunu millet şuur etse, Allah'ın terbiye etmiş olduğu tarzın elde edilmesi için, yani bilse, iyiliğini iyi bilse, çok ciddi manada takip edecek. Yani böyle bir mesele ortalıkta yok, cemiyette yok, anlayışta yok, yaşayışta yok. Onun için, yani bir bakıma benim tabirimle tesadüfi bir hayat yaşanıyor. Yaşanan hayatın yani asliyeti doğru olduğu manasıyla beşeri bir anlayışla yaşanıyor. Halbuki bütün bunlar dünyaya gelişin en mühim sebebi bizim hayatımız, düşüncemiz, hayallerimize kadar filmleri çekiliyor. Bunlar tecelli esmadır. Öyle yani basit bir hadise değil. Vacib-ül vücudun tecelli etmesiyle ortaya çıkan hareket tarzlarıdır, hissiyatlardır, anlayışlardır. Yani ya ebedi hayata layık olan bir yol, düşünce şekli olacak veyahut da fani olan bir hayat seyri takip edilecek. Fani ama yani ebediliğe ya böyle layık olup da tespitini böyle cennet hayatının güzelleştiren bir hayat manzaraları değil de manzaraları, beşeri hayatın yani bu sünnet-i seniyenin Allah'ın terbiyesinin güzelliğini bilebilmek için bir bakıma çirkin bir hayat şeklidir. Tabi güzellikle çirkin bir araya geldi mi çirkinliği daha açık görünür. Yalnız bunlar bu çirkin bir yani cennete uygun olmayan yaşayışlar veya anlayışlar ve işte yani diyelim yani Risale'nin ifadesiyle adem hesabına çalışılan yaşanan bu şekiller cehennemin bir vazifesi bu gibi cehenneme yakışmayan kötü manzaraları yakacak. Şimdilik diyor bu bahse girmiyorum diyor Üstad. Tabii bizim dikkatimizi çeken bir bahis. Cehennemin bir vazifesi de bu oluyor. Menfi olanları yakmak suretiyle temizlemek. Onlar imha edilmezse kişinin cennete girme sonucunda bu şekilde cennete yakışmayan sıfatlarla, anlayışlarla cennete girilmez. O zaman bir cennet haricinde banyo gerekiyor. Sen bilirsin. Durum bu. Banyoya girmek istemiyorsan burada o banyo sebeplerini ortaya koyma. Onun için burada olsa bilgi veriyor ama icmalen.
senin bunun kardeşi mi? Küçük küçük. Bir kısmı da yani bir kısmı sünnetin bir kısmı vaciptir, farzdır yani demek. Sünnetlerde farzlar da var. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil. Nevafil, sen idare et onları ya ben göremiyorum. Nevindendir. Nevafil, nafilenin cemidir. Nafile bizim lisandaki yani normal konuşmalarımızdaki nafile değil de sünnetin bir kısmı oluyor. Nevafil. Nafileler manasında. Bu nafileler kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında bak zamanımızda gizli ifsat cereyanı şeriatı söylemek yani mevzu etmek adeta çekingenlik getiren bir sebep diye bir aşılama yapmışlar. Şeriat nedir? Şeriat ahkam-ı şer'iye Allah'ın beşer alemine esma-i ilahiyesinin tecellisi cihetinde gönderdiği vacip bir varlığın Allah'ın ebedi yani kaidelerdir. Yani bunu söylemekte çekingenlik hissi taşımak çok basit bir hayat anlayış şekli insanı istila ediyor demektir. Yani Müslümanı bilhassa istila ediyor. Şeriat adeta çekingenlik getiriyor insanlara. Halbuki burada olsa çok rahat rahat ve vacibiyete uygun olan şekliyle lisanla anlatıyor. Onlar da şeriat kitaplarında Kur'an'ın ahkamını gösteren kitaplarda beyan edilmiş. Onların tahyiri bidattır. Onların tahyiri bidattır. Tabi bidata karşı şair geliyor. Şairin zıttı bidat oluyor. Nasıl ki şair cemiyette yaşanarak görünen tesiri alınan bir hareket tarzıdır. Bunun için çok önemlidir. Bidatlar da yaşanarak insanları tesir altında alan hani Allah'ın gönderdiği hakikatler, hakiki edebin zıttıdır. Bidat. Bu filmler çekiliyor bizim hayatımıza ait olarak. Yani normal bir şeyde sınıflamada birisi farz, sünnetler ama farz, birisi de ibadete ait olan sünnetler. Onları ibadet derken sadece namaz, niyaz gibi şeyler değil. Yani Allah'ın emirleri dairesindeki hareket tarzları, yaşayış şekilleri şeriat kitaplarında yazılmıştır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki Siyer-i Seniye kitaplarında Resulullah'ın hayat tarzını gösteren kitaplarda zikredilmiş. Adab. Onlara muhalefete bidat denilmez. Fakat adab-ı nebeviyeye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan, manevi feyizlerinden
o hakiki edepten, yani beşeri fani edepten değil de, yani ahirette cehennemin yakacağı, yok edeceği adaptan, şeyden, bidattan değil de hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise adab, İslam'da bulunan adab nedir? Örf ve adat, yani İslam dairesinde yaşanan, milli hayatta yaşanan örf ve adat. Muamelat-ı fıtriyede, yani normal hayat şeklinde yaşanan hayat hareketlerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tevatürle malum olan. Niye tevatürle malum olan? Çünkü Resulullah'ın ortaya koyduğu Allah'ın terbiye kaydı, verdiği terbiye kaydıları Allah'ın vermiş olduğu kaydı olduğunun kitaplarda ispatlanmış olması lazım. Ki o zaman yani isabetlilik kazanır. Güzel seciller olmakta bir beis var mı da? He? Avrupa'nın güzel seciillerinden bak. Avrupa'nın güzel seciyesi İslam'dan aldıysa güzeldir, yoksa değildir. Avrupa'nın güzel seciyesi kablo bağlamaktır. Teknik, dünya yani. O kadar. Çünkü Avrupa'nın güzel seciyesi Allah'tan gelme olunca zaten güzeldir. O zaten bizde vardır. Vardır. Fakat beşeri uydurma, yani İslamiyet'i yaşamama tarzında bidatlar şekliyle ortada umumileşip aşılanan hareket tarzları ebediliğe layık değildir. Allah'ın rızasına, hikmetlerine uygun değildir. Üstad diyor ya, güzel seciyeler olabilir, bir şeyler olabilir. Bu Avrupa'nın seciyesi değil. İslam'dan çalınan kısımları vardır. Fakat beşeri diyoruz biz yani, dine dayanmayan, insanın meylinden, hissiyatının meylinden çıkan ve umumileşen, ne olur mu? Bidat deniliyor. Yani bir şey cennete girmezse, onunla cennete girilmezse makbul değil demek. Niye? Allah'tan kopuk. Yani bütün mesele Allah'tan kopuk olup olmama meselesine bağlıdır. Allah'ın öğrettiği, bildirdiği nelerse onlar, Allah ezeli ve ebedidir ve dünyada da ahirette de insanlığı en üstün derecelere çıkartan kemalat kaidelerdir. Onu Allah biliyor. Hikmet-i ilahi sonsuzdur. Onun terbiyesi esastır. Aynı zamanda ona beşeri, yani dinden kopuk şekliyle gelen kaideler, hani adab, yani ahlak denilsin, ahlaki beşeriye, dinden kopuk şekliyle, onlar güzel olsa o zaman karma olur. Hem vacib vücudun terbiyesi, hem beşerin Allah'tan kopuk olan terbiyesi, öyle şey olmaz. Şimdi Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki'nin bir kitabı vardı, İslam Dini diye. Mektubat kadar kitap. İlmihal'e ait. İlmihal'in baş kısmı itikada ait oluyor. Allah'ı tanıtan kısımdır. Orta kısmı da din hayatının yaşayışını anlatır. Son kısmı da ahlakı anlatır. O ahlak, baş kısmında çok şeyler koydu Elmalı diyorum, Ahmet Hamdi Akseki kitabında. Batıl dinlerine böyle karman çorman bir şey yazdı. Onu kopardım, attım ateşe. İlmalı'nın üçte birini aldım, attım ateşe. Orta kısmını, o tamamına bir şey yapmadı. Yani bu Nurcu,
Ahmet Hamdi Aksakir Üstad'ı seviyor. Ama Avrupa'yı bilgiyi kafasına doldurdu. Şimdi kendisinin cebinde bunlar var. Son kısmı da ahlak kaydesi. Şu cümleyi ezberlemişim. Şimdi İslam ahlakını insanlara kabul ettirmek için şu cümleyi kullanıyordu. Ahlak-ı dini, ahlak-ı beşeriyenin, ahlak-ı beşeriyenin mi? Felsefenin aynıdır. Battı, bitti. Bunu mektubatta üstad çok fena tenkit ediyor. Ne oldu o zaman? Yani beşerin ortaya koyduğu ahlak kaideleri de Allah'ın ortaya koyduğu kaidelerle aynıymış. O zaman İslam tarafındaki kaideleri kabul ediniz demek istiyor. Niyeti öyle ama şey olmaz öyle. Öyle yani vacibin vücudun tercih ettiğiyle beşerin hissiyatıyla alıştığı arasında zıttiyet vardır. Olmaz öyle şey. Onu da yaptım. Kaldı bana ortası. Kitabın ortası kaldı bende. Diğerlerini yaptım. Ta o zaman memleketteydim. Düşünün. 50 sene defa. Şüpheli değil mi abi ortası da? Yok. Bana baktım şüpheli değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürüyle malum olan yani katiyetle Resulullah'ın dediği olduğu bilinen yoksa olmaz yani harekatına ittiba etmektir. Üstad bunu açıkça anlatıyor da biz tabii öyle uyuyarak okuyoruz, dinliyoruz, geçiyoruz. Mesela şimdi tatbikattan veriyor. Mesela söylemek adabını gösteren yani konuşmak adabını gösteren. Şimdi çocuklar ipi sallıyorlar böyle de iki taraftan. Diğer bir çocuk da ipin arasına giriyor böyle bir kendisini ayarlıyor böyle dışarıdan. İpe şey ol, adepte oluyor. O da hemen altında ortasına oynuyor. O zaman bizim bugünkü İslam hayatımız çocuğun ipin ortasında oynamasına benziyor. Yani bir sohbet başladı mıydı konuşanın konuştuğunu dinleme makamında bulunanlar konuşma imkanını araştırıyor. Yani kendilerini ayarlıyor da bir boşluk bulsun da bir konuşma tarafına geçsin. Yoksa konuşan ne diyor ne demiyor. O hiç alakası yok çünkü. Mesele konuşulan meselenin kendisi değil. Ya konuşma zevkine hisse almak. Yani kişi de konuşabilir olmak yani bir imkan konuşma tarafında bulunmak. Halbuki konuşan zarar eder, dinleyen kâr eder. Neden? Dinleyen konuşanın dedikleri doğruysa istifade eder. Konuşan bir şey yok. Zaten bildiklerini söylüyor. Yani konuşma zevkini alıyor. Onun için büyük zatlar ona o tarz konuşmaya şehvet demişler. Kitapta da okuduk burada. Çok büyük zatlar şehvet. Şehvet demek insanın arzuları, fıtri yapısındaki arzular. Sadece şehvet böyle nefsane hayatın kendisi değil. Bu da nefsane hayatı. Mesuliyet getirir mi o konuda? Ne? Mesuliyet getirir mi? Getirir. Niye getirmesin? Yani o konuşanları da susturayım niyetiyle konuşanlar var mesela. Ne? Yani o tip konuşanlara birisi de cevap vermesi lazım diyenler var mesela. Öyle. O da bir şey yani. Cevap vermek lazım mı yani? Cevap vermek niyetine çıkanlar da onlar gibi oluyor. Anladın mı? Cevap vermek meselesi hususunda kitaplarda, Risale'de kaideler, şartlar konulmuştur. Onlara göre bakılacak. Bizim yani hayatımız mantığımıza göre, anlayışımıza göre. Beşeri anlayış deniliyor buna. Beşeri anlayış dinde yeri yok. Allah dediği için doğrudur. Allah dediği için doğrudur diyeceğiz. Allah demedi o zaman doğru dese de
rastgeledir. Oysa da diyor, da diyor ki kitapta Sunuat eserinde Allah dediği için demediği halde Allah dediği gibi demişse gene mesuldür. Niye? Allah dediği için dememiş. Ama rast gelmiş Allah'ın dediğine. O zaman bu eksiklik Allah'ın dediği için demediği niyet eksikliği de dediğini hak daireye almaz. Sünnata yazıyor bu müfrat. İşte buralar nurculuk dairesinde, nurculuk derslerinde bilinmesi, bildirilmesi, dikkate alınması, hayata intikal ettirilmesi gereken şeyler ama fakat diyoruz. Ama fakat. İttiba et demek de bir ayetle galiba değil mi? İttebiu, ittebiu ayetlerde çok geçiyor. İttebiu, tettebiu. Tabii. Her şeyde. Yani vacibul vücudun bize gösterdiği adaba dair olsun, sünnetlere dair olsun, farzlara, vaciplere dair olsun, her dediği cennete girilebilen bir sıfattır. Allah haşa subhandır, eksik şey söylemez. Bir de onun söylediği ilahi hikmetin iktiza etmiş olduğu yani ebed, ezel dairesinde yeri bulunan, vacib-i vücudun rızasına mahrum bulunan bir hakikatlar manzumesidir. O yoldan yürümek lazım. Biz İslam'ın hayatı yani büyük zatlar İslam'ın hayatta yerini bulamadık yerini bulamadıkları bir şeyi amel etmekten bile kaçmışlar. Tutar veya tutmaz. Zat kavmi işte yani şimdi pratik misal. Bu da ne diyor? Mesela söylemek adabını gösteren. Demek ki konuşmak da bir adab dairesindedir. Dedik ya öyle iplikle şey yapıyorlar, şey iple beraber çocuklar oynuyorlar. Hani konuşulurken diğer dinleyen, dinleme durumunda kalanlar bana ne zaman sıra gelecektir diye dikkat ediyor yani boşluk arıyor. Hani çok dikkatimi çekiyor bunlar. Senelerden bu yana. Yani konuşma zevki, konuşma hastalığı insanları kaplamış. Niye? Ölçüsünü şeriatın ezeli, ebedi hakikatlar dairesine gelen terbiye kaydeli olduğunu düşünemeyen, o zaman beşeri hayatın canlılığında yani canlı olduğu temayüllerinden ortaya çıkan, fani dünya içerisinde ortaya çıkan beşeri temayüllerin hareketleridir. Buna göre konuşuyor. Şu anda mesela ben çok konuşmalara rastlıyorum. Daire şeyde, dershanelerde, ahirete gidecek konuşmada, cennet tarafına layık olacak konuşma yok denince kadar az. Ona uygun konuşmalar bile rastgeledir. Şuurunda değil de daha da konuşurken. Dershanelerde. Yani ki hakikaten ahir zaman fitnesi dinden kopukluk tabir edeceğiz. Yani dinden kopukluk hayatının yaşandığı en ileri dereceli, yani düşük dereceli, isabetsiz dereceli bir hayat şeklini yaşattırıyor bu cemiyet hayatı. Yani bazılarının niyetleri iyidir, haletleri iyidir, İslam'a hayata bağlılıkları samimidir. Fakat gene de bu cemiyetin sosyal tesiri oluyor. Bu sefer ahirette cehennemde temizlemek yerine o kişiyi sevdiği için dünyada temizliyor. Onun için dünya sicnün mümin. Müminler için cehennemdir. Hadis-i şerifte bildirmiş. Mümin kelimesi olmasaydı bakardık ama mümin var orada. Hakiki iman eden, cemiyetin içerisinde kalarak ona şey veriyor üstad, Cenab-ı Hak. Dünyada temizleme, bunu zaten dinde üstad anlatıyor, temizleme veriyor. Temizlendiriyor.
temizlenmezse bu sefer öteki tarafta cehennemde temizlenecek. Cehennem hakkında üstad bir yerde bahsediyor. Şey yapıyor diyor, cehennemin vazifesi böyle kirli şeyleri yakarak temizliyor. Şimdilik diyor bu bahsi açmıyoruz diyor. Sonra inşallah anlatılacak diyor ama o kadar da kesiyor. Tabi o kadar da kesiyor ama tabi bizim için bu manaların bu muvacihesinde gördüğümüz bazı durumlar var. İşte ona, onu tabi çok dikkatimi çekti de metini ezberleyemedim. Resulullah'ın yanına bir sahabe geliyor, seviyorum diyor Allah için seni. Sahih mi diyor? Yani hakikaten beni seviyor musun? Evet diyor. O zaman diyor musibetlere hazır ol. Resulullah sevdiği zaman musibetlere mi hazır olmak lazım? Evet. Yani ahiretteki cehenneme girmekten dünyanın cehenneminde temizleneceksin. O zaman musibetlere hazır ol. Tabii bunları büyük zatlar anlamışlar, yazmışlar da biraz da o zamanın ifadeleri şekliyle yazmışlar. Şimdi insanların kulağına pek girmez. Şimdi Müslümanların gayesi de bizim tablosu cehennemi biliyoruz ya, bu cehennemde yine bir cenneti yaşamaya çalışıyoruz. Yani Risale'de bir şey var, rivayetleri de gördüm onu. Cennet olmazsa cehennem tazip etmez. Veciz ifade bu üstadın. İşte bu dünya hayatı çok güzel, çok seviliyor. İşte millet öyle aşık oluyor bu dünya hayatını, illa istiyor. Bu dünya hayatını bu şekilde sevip isterken eğer cennet hayatını bir ancık olsun yaşayarak görüp bilse hemen o kişinin nazarında bu dünya cehennem durumuna geçer. Dünya aynı dünya gene. Yani dünya bugünkü mevcut durumu değişmeyecek ama cenneti gördüğü için dünya cehennem durumuna düşer. Acaba geçer mi abi? Şimdi bu zamanki insanlar şimdi, ben şimdi, onu da şimdi, görse gene geçmez diye düşünüyorum. Yani geçer diyor çünkü bu dünya hayatı mesela dünya sicnün mümin ve cennetül kafir. Cennet için kafir için cennet. O da diyor ki üstad yani bu vecizenin yanında bunu almak lazım aslında. Müminin cennetine nispet edildiği zaman bu dünya hayatı cehenneme döner. Yani nispet edilmiyor ki bizde. Yaşayarak nispet oluyor. Nispet olmadığından dolayı cennet gibi oluyor. O zaman cennet gibi gören müminin durumu büyük zatlarca iyi karşılanmıyor. Cennet gibi görmeyecek. Dünya hayatı bir oyunda mı böyle? Keza. Dolayısıyla söylemek ağda bunu gösteren. Bakın konuşma tarzını da Allah bildirdi, öğretti. Bizde nefsimiz bize öğretiyor. Şeytan öğretiyor. Süfyan cemiyetinin yapmış olduğu sosyal tesirin dairesinde renkleniyoruz. O yoldan gidiyoruz ve yaşıyoruz. Oldukça düşündürücü ama aslında düşünemiyorum. Konuyla alakalı. Şu anda Müslüman 5 vakit namaz kılıyor. Rahatla telefonu karşısına geçiyor. Boş zamanları televizyon seyrediyor. Ve dünyaya dalmış hayat böyle devam ediyor. Bu hadisin manasına yani dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. Bu şeye dahil oluyor mu? İşte yani ki şimdi bugünkü şartlarda müminleri mevcut durumu hakkında fazla kaçı bir şey söyleyemiyoruz. Onu Allah bilir diyoruz. Evet. Çünkü mevcut bu cemiyet, yani Süfyan cemiyetin içerisinde doğup büyüyen kişi bir cihetiyle kısmi bir fetret hakikatına temas ediyor. Yani mesuliyeti getirmeyen. Yani kişi öyle yapıyor ama hiç şuuru yok. Hiç anlayışı, ona uygun bir anlayışı yok, kazanamamış. Yani bu ahir zaman devresi çok acayip bir devre. Çok acayip. Bizlerin de sınav hayatında biraz uyanmamız gerekiyor.
biz biraz daha mesul durumdayız. Yani bize fetret hissesi gelmez. Çünkü fetrete karşı mehdiyet var. Mehdiyetin derslerin içinde bulunuyoruz. Fetret hakkını bizden alıyor bu. Mesela söylemek adabını gösteren, bu söyleme mesela orada astım ben. Bunu astım mesela 20 sene önce. Tabii ona ben de yalova kaymakamı diyorum. Niye? Ya bir yerde bunu bizzat bunu gittim, çok ciddi manada ders yaptım, ben de istifade ettim. Baktım cemaatta dersi fatiha çektim, bir gram bile bundan ders alıp da şekillenmeyi görmedim. Gene ben masamda kendi başıma kaldım, cemaati seyrediyorum ümmetlik. Bakıyorum sağa sola, lahana gibi kaynıyor cemaat, üçer beşer kişi. Doğrusu baktım, yani adeta sosyal hayatın getirdiği tesir dikkatimi çeker bir vaziyette nazarıma göründü. Tabii dersi bırak diyorum tam o zaman, yani 20-30 sene öncesinde bu yana, dersleri bırak diyorum. Ama bakıyorum bir taraftan yine dinle kitaplara, bir kişi daha olsa bırakamazsın diye şeyler görüyoruz o zaman. Bunları düşünme diyoruz artık biz de. Söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi, sadece bu 3-4 tanesi değil. Buna adab hayatı, yani bu kadar yani özetini veriyor. En çok yani mevzu edilmesi gereken kelimeleri söylüyor, gösteriyor burada. Ondan sonra onlara benzerleri de sen düşün, istihraç et, istinbat et gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden, demek ki söylemek düsturları var, konuşmak düsturları, yemek düsturları var, içmek düsturları var, yatmak düsturları var ve de benzerlerinin düsturları var. Niye? Bunlar Allah'tan geldiği için bu kaideler, bu terbiye sistemleri. Cennete, Allah'ın dedikleri cennete uygun olandır. Cennete ebediliği kazanır. Güzel olan cennete güzelliğiyle beraber bulunur ve ebedi olur yani. Cennete bu dünyada gibi bir zaman mevhumu olmaz. Mesela diyoruz burada, basamayız, zamanı anlatmak için diyorum. Zaman harekatın bize getirdiği bir levh, bir renk. Mesela dünya durdu, Mesnevi'den bahsediyorum. Dünya dönmüyor. Sen kişi arkadaşına yarın görüşelim diyebilir misin? O zaman yarın var mı? Yarın olması için dünyanın dönmesi lazım. Yok. Şimdi ahiretteki hayatı düşünmek için bir küçük, cüzi bir misal. Bunun yarını yok ahiretin. Dünya durmuş. Mesnevi'deki o bahsini mesela ben şimdi bu yapmış olduğum yeni bir şey, sistemde buluruz hemen onu da. Makineyi açıp tutmam lazım. Bizim aklımıza böyle bir misal gelmez ya. İşte. Abi bize akıl verdi. Bütün bunu teklif ettiklerini bilebilir olmak için, anlayabilir olmak için verdi. Bunları bu şekilde kullanacağız. Bize bu fevkalade mükemmel harika cihazları, düşünce cihazlarını Allah niçin verdi, niçin kullanılıyor? Bu işte bu altıncı sözde bunun bazı numuneleri gösteriliyor. Adabının dostluğunu beyan eden ve muhaşerete taalluk eden, yani içtimai hayat münasebetlerine taalluk eden çok sünnet-i seniyeler var. Bitmez, tükenmez böyle. Resulullah'ın yaşamış olduğu hayat. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Terbiye kaideleri. Yani bu adab insanların cesedine kadar tesir eden bir güzelleşmeyi getiriyor. Yani o tarz hareket edenin cesedinde de bir güzellik yani inikas ediyor. Evet. Fakat o adaba ittiba eden
adatını, yani bütün dindar ve dindar olmayanların dünya hayatındaki beşeri yaşayışını, hareketlerini, şu yukarıda dediği gibi ibadete çevirir. Bu adab. Mesela arabayı, arabaya bindin, kapıyı açarken Bismillah ile açtın. Arabayı çalıştırırken Bismillah ile başladın. Bu Bismillahlar ece, yani diyor Üstad şeyde, yani çok kısa kısa devreli hayatta lazımdır diyor Besmele bahsinde. Neredeyse havayı böyle çok kısa kısa devreli teneffüs ettiğimiz gibi ele alıyor. Bu sefer ibadete çeviriyor. Halbuki bu şekilde dinin dediği için, Resulullah'ın tarzı olduğu için düşüncesiyle yaparsan oluyor bu. Yoksa normal yaşayışım böyle, yani işte ne bileyim, evden çıktım, işte eve girdim, arabaya girdim, ne bileyim, işe başladım gibi hareketleri. Herkes bu yaptığı böyle, biz de öyle yapıyoruz tarzında düşünemezsin sen. Dindarlık bunu ne yapıyor? Bunu İslami hayata döndürüyor. Tabi zaman bir misyoner gelmişti bana biraz tesir etmek için. Bu hususu anlattım kendisine. O böyle işte, yani din hayatında ciddi bir mesele yoktur diye anlattı. Bunu anlatınca baktı ki bu çok pahalı. Hemen kalktı gitti misyoner. Baktı bu çok pahalı olacak burada. Evet, ibadete çevirir. O adaptan, yani Resulullah'ın Allah'ın öğrettiği olan hareket tarzlarından mühim bir feyiz alır. Şimdi bizim feyizimiz yok. Niye yok? Burada anlatıyorum için yok. Allah dedi diye yapmayı hatırlayamıyoruz ki. Alışmak lazım da ondan. Feyiz alır. En küçük bir adabın müraatı riayet edilmesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettiriyor, hatırlatıyor. Kalbe bir nur veriyor, manevi feyiz veriyor kalbe. Kalp feyiz his yeridir. Veriyor. Sünnet-i Seniyye'nin içinde en mühimi, sünnetlerin en mühimi, İslamiyet alametleri olan, yani dinin alametleri olan, dinden gelen ve şaire de taalluk eden, yani İslam cemiyetinin yaşayış şeklini de ortaya koyan sünnetlerdir. Yani sünnetin içindeki en ileri dereceli olan, sevaplı olan kısmı şairdir. Nedir şair? Şair adeta hukuk umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Yani Müslümanlar şair yaşadıkları zaman bir İslam cemiyeti, sosyal hayat ve onun tesirleri cemiyette yaşanarak aşılanır. Yani hissi sahada herkes artık o yaşanan hayatın içerisinde melekeleşir o hayat şekli. Kişiler. Melekeleştiği miydi? Ruha giriyor o zaman. Kalbin latifelerine giriyor. Onun için hukuk umumiye nevinden şair. Herkesin ondan hissesi var yani. Din hayatının gelişmesi için. Bir İslam cemiyeti olunca. Cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla, yani Müslümanlar için de birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği, yani o görünüyor çünkü İslam hayatından gelen adetleri yaşadığı için onu görenlere hatırlatıyor İslami hayatı. Rivayette gördüm, Kütüb-ü Sitte'de siz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam göründüğünüz zaman, yani Müslümanlar sizi görünce dini hatırlatan bir durumunuz olsun. Manidar bir rivayet.
Yani bir nurcu görününce dini hatırlatan bir manzara ortaya koyacak. Ya ya. Umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle, şairin terkiyle, cemiyette yaşanan, fiilen yaşanıp görünen sünnetlerin terkiyle de umum cemaat mesul olur. Yani o tarzda yaşamayı takip etmeyenler İslam hayatının tesir sahasını geliştirmeye çalışmıyor da bidatların ortaya girmesine ve İslamiyet'in cemiyetçe zayıflamasına çalışıyor demektir. O bilsin bilmesin fark etmez. Yani cemiyet hayatının durumu ortaya çıkar. Onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bakınız mesuliyetimize. Bunlar hep ahirete gidiyor, kaydediliyor. Burada siz bilgisayarda kaydediyorsunuz, en maddi bir alemde en ince meseleleri kaydediyorsunuz da yani alemi gaybtaysa bütün dekaytiyle, inceliğiyle beraber kayıtlar var. Hafıziyet Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Hafıziyeti anlatırken Hazreti Üstad çekirdekten misal veriyor. Mesela bir çekirdek şu cins çekirdek. Onu ektiğiniz zaman o aynı cins, o bütün teferruatıyla ağaç olarak ortaya çıkıyor. Ya bu çekirdeğe bakarken o ağacın hususiyetleri, durumları, şekilleri görünmüyor. Bir kuvve vardır orada ama o program var orada çekirdekte. O program fiile çıkıyor, görünüyor. Bir nebatta diyor böyle olunca insan dünyasında ne olur diyor. Ne kadar güzel veriyor misalleri. Zaten yani raporda da öyle yazmışlar. Maddi alemde misallerle İslamiyet'i anlatmak diye yazmışlar verilen raporda. Bunu muhafaza edin Cenab-ı Hak, insan yaptıklarını muhafaza etmez mi? Etmez mi? Ederse o zaman ne oldu? Niye kendimiz kendi alemimizde çalışıyoruz ki? Nefsimizin meyli böyle, zevki böyle, ondan çalışıyoruz. Ayeti de geçiyor. Ey insanlar, kendinize zulmetmeyiniz. Ayetlerde geçiyor bunlar. Nasıl zulmediyoruz ki? Başımı duvara mı vuruyoruz? Keşke öyle yapsan, o daha az bir zararlı. Yani ebedi hayatta gönderdiğimiz resimler burada eğer şey olmadıysa, iflahın kesilmediyse ahirette yani cehennemin vazifesi var. Orada temizlenecek. Bunları yazıyor Risale'de de tabi onları yani cem etmek, hangisini cem edeceksin ki? Ya. Yani Risale-i Nur'a umum bir ihata nazarıyla baktığımız zaman zihnimize, hatırımıza geliyor bu manalar. Ama tabi bizzat kendisini Risale'den yerlerini bulup da okumak daha başka türlü iyiliği var. Bu nevi şaire ziya giremez. Ve ilan edilir. Şair zaten ortalıkta herkesin görecek olduğu şekilde yaşanan fiili hayattır. Mesela bir zamanlar bir grup nurcular cemaati aman görünmesin, aman bilinmesin diye içlerine parmak yani aldatıcı cerden girdi. Bu manayı aşıladı. Şimdi ise işitiyoruz. O yoldan yürüyenler durumu anlamışlar. Hemen onu bırakmışlar, açığa çıkartıyorlar şu anda. Güzel yani, şimdi, yani geç de olsa gene güzel. İlan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi fazlardan daha ehemmiyetlidir. Yani şahsi kemalat kişiye bakıyor. Şair umuma bakıyor. Cemiyetin gelişmesine bakıyor. Onun için umuma baktığı için şahsı fazlardan sünnet şair olunca daha ehemmiyetlidir. Burada bir üç dedik. Not aldık. Neymiş? Çünkü şair İslam adetlerinin cemiyette açıkça yaşandığından herkese görünür
ve İslam'ın hissiyatı aşılar ve kuvvetlendirir. Bu sebeple faydası küllidir ve çok kıymetlidir. Onun için şahsi farzlardan ehemmiyetlidir şair. Yani sünnet. Ne kadar oldu saat? 50? Lamalar 53. Şey yap o zaman, burada da sen. Bir dersimiz de olacak bunlar. Bu ehemmiyetli bir ders ama ne bileyim ben. Biz ne dereceye kadar bize tesir ediyor bilmiyorum. El-Fatiha. Memleketteyken, daha İstanbul'a gelmeden bir şey vardı, Remzi dayı vardı, Burcu. Fuzuli konuşmaz. Remzi dayı, benim, yani hocam. Kendi köyümden onun köyüne, burada yakalamak için en azından yarım saat dağlar arasından geçiyorsun. Onu göreyim de konuşmasını dinleyeyim diye gidiyordu. Pek de gezmezdi. Şimdi ise konuşmayı istemeyen Rüştü'nün yanına dağları aşıp da gitmek değil, yani başındayken başka bir odaya kulis faaliyetine geçme ihtiyacını duyuyor vatandaş. Ben de onun için diyorum, bir şey medrese, süzgeç medrese ne demek? Kulis yeri yok sağında solunda, o zaman şey oluyor, konuşma imkanını bulamıyor. O zaman da hiç de zorlama yoktur diyor abi. Dilde bu